eşinin iki nolu baroda çalıştığını anlatan zengin, yine de tarafsızlığını korumak istediğini söyledi. Önceki kararlara atıfta bulundu. Ben buluyorum. Bu suçlara dair, yani kamu görevlerine suçlara şeklen verdirme suçuna dair tahmin edilmiş mahkeme kararlarını inceledim. Ve bu mahkeme kararlarını incelediğimde şunu gördüm ki, aslında böyle bir ceza vermek büyük bir adaletsizlik olacak. Ve ben böyle bir kararın altına imza atmak istemedim. Ve bunun yerine asgari sınırdan, yani az sınırdan ceza verip bu cezanın ertelenmesini en doğru olacağına karar verdim. O dönemde zenginin Samsun'a kendi isteğiyle tayin edildiği yönünde haberler çıkmıştı. Ama zengin bu tayinde verdiği erteleme kararının etkili olduğu görüşünde. Bu kararı bu şekilde vereceğimi öğrenen yine benim onu ben de sattı. Yani bu kritik bir isim. Bitti hükümette onun isimlerini de söyleyemem. Bazı isimlerle görüştüm. Ve bu görüşmelerin sonucunda beni buradan almaya karar verdi. Şimdi gözler değişen heyetin Cuma günü ikinci kez göreceği duruşmada. Acaba 17 Kasım'da duruşmada karar verecek tarih mi? Bu teklifi kabul ederek de bu göreve geldi. Veya daha önce kendisinin önceki olan bu teklifden haberdar mı? Başka bir tarih mi? Bir haberdar mı? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yargılandı. Duruşma Cuma günü görülecek. Ekrem İmamoğlu yarın akşam Antalya'da gazeteci meslektaşları İpek Yalın'ın yanında bulunuyor. Ve İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayacak canlı yayında yarın akşam saatlerinde onu da söyleyemek. Yarın gözler bir taraftan da MHP'nin grup toplantısında. MHP'liler lideriniz Devlet Bahçeli'ye elbette söyleyecek sözleri olacak. Yarını bekleyin dedi bu fotoğrafla ilgili. Her fırsatta kapatılması istenen, kapatılması için sürecin devam ettiği, iktidar partisi tarafından bir hep tahtasına kurulan, kendiyle görüşen herkesin terörle iltisaklı sayıldığı bir ortamda Adalet Bakanı ve AKP'nin isimler anayasa değişikliğiyle HDP'nin kapısını çaldı. Şimdi Ankara'da konuşulan MHP'lileri buna sertlikle gösterecek. Cumhurbaşkanı'nın çatlak anlamına geliyor mu? Göreceğiz yarın. Bu arada AKP'den görüşmenin arkasına durmaya devam ediyorlar. HDP ile görüşmeseydik de samimi değilsiniz derler diyor mesela. Baştan bir örgüden filan. Üstelik Şanlıurfa'nın Mehmet Ali Cevheri bir çözüm süreci bir söz konusu sorularına niye olmasın diye yanıtlıyor. Fakat MHP diyor. HDP eşittir. HDP legal bir parti, gidilmesi değil, gidilmemesi adestir diye
Medyascope'dan Peritas'la konuşan Cevdet, yeni bir çözüm süreci olabilir mi tartışmalarına da net cevap verdi. Uzatılan bu EHDP değerlendirilirse, bu anayasa çalışmalarına müsbet manada destek verirse neden olmaz? İsmail Saymaz'a konuşan AKP Grubu Başkan Vekili Bülent Kur'an'dan konuştuğu savundu. Biz başörtüsü konusuyla ilgili en açmış olduğu gündem üzerinden mecliste durumu olan